ekranda bir anevrizma görüyorsunuz arkadaşlar. Anevrizmanın aort ya da herhangi başka bir damarın duvarının tamamen şişmesi ya da genişlemesi olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Tamamen genişlemesi derken intima, medya ve adventitia adventisya katmanlarının hepsinin genişlemesinden bahsettiğimi de ekleyeyim. İşte bu buralar bakın buralar şişer ve adeta bir baloncuk görünümü alır. Bu anevrizma füziform anevrizma olarak adlandırılır ve bu genişlemenin simetrik, yani iki taraflı olduğu anlamına gelir. Peki, anevrizmalar nasıl tedavi edilir? Bu, anevrizmanın büyüklüğüne, konumuna ve ortaya çıkardığı semptomlara göre değişir. İsterseniz küçük anevrizmalarla anlatmaya başlayalım. Bunlar çapı 4 cm ya da daha küçük olan anevrizmalardır. Bir de herhangi bir semptom göstermediğini, gözlemlenmediğini varsayacağız tamam mı? Evet, aort söz konusu olduğunda 4 cm ya da daha küçük anevrizmalar genelde herhangi bir semptoma sebep olmazlar. Böyle bir durumda doktor genelde cerrahi müdahaledense durumu takip etmek gerektiğini söyleyecektir. Bunun sebebi küçük anevrizmalar söz konusu olduğunda cerrahi müdahale yani ameliyat riskinin anevrizmanın yırtılarak ortaya çıkaracağı risklerden fazla olmasıdır. Doktor anevrizmayı takip etmeyi önerecektir dedik. Peki takip etmek ya da izlemek ne anlama gelir? Yani ne demek somut olarak? Şu doktor anevrizmayı her 6 ya da 12 ayda bir kontrol etmek isteyeceği için 6 ya da 12 ayda bir muayene olmak ve muhtemelen ultrason ile anevrizmanın ölçümlenmesi gerekecektir bu demek olacaktır. Anevrizma orta boyluysa ne olur diye soracak olursanız bunu yeşille yazacağım. Ee, orta boydaki bir anevrizmanın çapı 4 ila 5,3 ya da 5,4 cm arasında değişir. Bu rakamların çok önemli olduklarını da hemen eklemek istiyorum arkadaşlar. Küçük rakamlar gibi gözüküyor ama çok çok önemli. Bu konuda bir sürü araştırma yapılmış ve hangi anevrizmaların yırtılma riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmalar sonucunda 4 cm ya da daha küçük anevrizmaların yırtılma riskinin çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu aort duvarının gerilme mukavemetinden kaynaklanıyor olabilir. Yani aortun o genişlemede bile hala sağlam kalabilmesinden dolayı olabilir. Çapları 5,3 ya da 5,4 santimetre olan anevrizmalarda ise risk daha fazladır. Ama durum yine de çok kötü değildir. Rakamların nereden geldiklerini umarım şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Bunlar tamamen yırtılma riskinin hangi çapta ortaya çıktığına bağlı durumlar. Orta boydaki anevrizmalardan bahsediyorduk. Bu anevrizmalar için takip edilmesi durumunda, ee, ...bu anevrizmalar için takip edilmesi durumunda görülecek riskler arkadaşlar... ...cerrahi müdahalenin risklerinin... Ee, ...bunların ikisinin nasıl karşılaştırılması gerektiği açıkçası... ...çok da net değil. Şimdi hangisi daha büyüktür, hangisi şeydir? Daha doğrusu hangi yaklaşımın daha doğru olduğu çok da açık değildir demek istiyorum. Bu yüzden orta boydaki anevrizmalar için en doğrusu... ...kendi doktorunuz ile yapacağınız durum değerlendirmesi yani sizin durumunuz birebirdeki özel durumla ilgili kendi doktorunuzla yapacağınız değerlendirme. Ameliyatın gerekliliği ya da takip etmek için düzenli ultrasonlar yapılıp yapılmayacağını en iyi doktorunuz bilir. Bu arada küçük anevrizmalardaki takip amaçlı yöntemlerden birinin 6 ya da 12 ayda bir yapılan ultrasonlar olduğunu da eklemek istiyorum. Evet, dönelim tekrar orta boydaki anevrizmalara. Doktorunuzla takip etmenin avantajları ve dezavantajları, ameliyatın avantajları ve dezavantajları üst üzerine dediğim gibi konuşmanız lazım. Bu konuşmayı yaparken doktorunuzun duruma farklı açılardan yaklaşacağını da bilmeniz gerek. Seçenekleriniz neler? Ameliyatın riskleri ne boyutta? Ya da patolojik olarak yüksek tansiyon yani hipertansiyon gibi ek hastalıklarınızın olup olmadığı ve genel olarak sağlık durumunuzun ne olduğu? Bunların hepsi önemli. Kısacası orta boydaki bir anevrizma için doktorunuzla ciddi bir konuşma yapmanız gerekecek. Peki anevrizmanız zaten büyükse ya da hızla büyüyen bir anevrizma ise, hatta diyelim yırtıldıysa. Anevrizmaların büyük kategorisine koyulmaları için çaplarının 5,5 ila 5,6'dan büyük olmaları gerekir. Hızlı büyüyen anevrizmalar ise 6 ayda yarım santimetre ya da daha fazla genişleyen anevrizmalardır. Bu durumda muhtemelen Cerrahi müdahaleye başvurulacaktır. Anevrizma yırtıldıysa sanırım söylememe bile gerek yok ama ameliyatın kaçınılmaz olduğunu herhalde siz de artık tahmin ediyorsunuzdur. Aort anevrizmaları için iki tip cerrahi müdahaleden bahsedebiliriz. Birincisi açık abdomen ameliyatıdır. Bu ameliyatlarda abdomen yani karın üzerinde yer alan deride bir kesik açılır. Bu şekilde bu arada kesiğin aorta kadar inmediği ekleyeyim. Evet, cerrah bu şekilde bir kesik açar, aorta ulaşır ve aortun hasarlı kısmını çekip alır. Aortun hasarlı kısmının bu olduğunu, yani burada büyük bir anevrizma olduğunu düşünelim. Anevrizmayı de işaretliyorum. Cerrah aortun bu kısmını keserek olduğu yerden çıkarır. Bu şekilde hasarlı kısmın hem üzerinden hem de altından keser ve dışarıya çıkarır. Bunun yerine de Aortun görevlerini yerine getirebilecek bir greft ya da sentetik bir e, tüp konulur. Greft üst kısımdan bu şekilde sabitlenir. Dikişleri morla çiziyorum. Aynı şekilde aşağıdan da dikilerek aortun geriye kalan kısmına sabitlenir. Ve bu greft anevrizması olmayan yeni bir aort gibi çalışmaya başlar. Greft olarak not ediyorum buraya. Evet, cerrahi müdahalelerden ilki yani açık abdomen ameliyatı işte böyle. İkinci müdahale ise endovasküler stent uygulaması olarak adlandırılıyor. Bu yöntem çok invazif bir müdahale gerektirmez. Demek istediğim diğerindeki gibi karın yani abdomen tamamen açılmak zorunda değildir. Cerrah bir kateterin ucuna sentetik graft yerleştirir. Şöyle göstereyim. Kateter burada. Ucuna da sentetik bir graft yerleştiriliyor. Biraz küçük çiziyorum. Birazdan nedeninden bahsedeceğim. Beyaza boyadığım bu kısım graft ya da stent. İsterseniz stentin ne olduğunu da hemen açıklayayım. Stent tam olarak buna benzeyen bir şeydir. Kumaştan ya da metalden yapılmış A gibi bir tüp parçası düşünün. Aorta yerleştirilen stentler genellikle kumaştan yapılırlar. Kanın içinden geçebileceği bir tüp. Evet, stent buna benzeyen bir parçadır. Bu tüp kateterin ucuna yerleştirilir. Endovasküler stent uygulamasında ise cerrah burada bir kesik açar. Femoral arterden bahsediyorum. Femoral arter, bacaklara kan ulaştıran atardamardır. Kateter, femoral arterde açılan kesikten içeri sokulur ve bu şekilde ilerletilir. Sarıyla çizdiğimin kateter olduğunu düşünün. Evet, bu şekilde aortun hasarlı kısmına ulaşılır. Hasarlı kısmı çizmeyi unutmuşum arkadaşlar, hemen yapalım. Büyük bir anevrizma çiziyorum. Çok fazla sildim ama olsun, evet. Damarın bu kısmının genişlediğini düşünelim. İntima, medya ve adventisya katmanları bu şekilde genişlemiş olsun. Evet, işte burası anevrizma. Kateter bu şekilde anevrizmaya kadar ilerletilir ve stent buraya konuşlandırılır. Stentin kateterin ucundaki beyaz kısım olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Stent kateterin ucundan ayrıldığı an genişlemeye başlar. Bu arada stentler normalde bundan çok daha küçüktürler. Yani bu ölçekli bir çizim değil ama önemli olan sizin mantığını anlamanız. Evet, stent genişler ve hasarlı kısmı örter. Görüyorsunuz değil mi? Genişlemiş stenti yerinde tutan şey gerilme kuvvetidir ve işte stent bu duvarlara kadar uzanır. Ayrıca cerrah da küçücük iğne ve çengellerle stenti sağlamlaştırır. Bunların da kullanılan iğne ve çengeller olduğunu düşünün. Evet, stent bu sayede olduğu yerde kalır. Görebildiğinizden emin değilim ama ee, o yüzden farklı bir renk kullanayım dedim şimdi bir dakika. Evet, bakın bunlar stenti yerinde tutan şeyler. Tamam mı? Anlaştık mı? Kateter bu işlemden sonra damardan çıkarılır. Damarın şu kısmını silmiştim, evet. Daha sonra da kesilen yer dikilerek kapatılır. Bu uygulamadan sonra kalpten pompalanan kan bu şekilde aort yayından aşağı doğru iner ve artık stentin içinden geçmeye başlar. Bu noktada kullanılan stentin delikli yani A gibi bir yüzey olduğunu, yüzeyi olduğunu daha doğrusu ve kanın bu yüzeyden sızabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak gerçekte böyle olmaz çünkü stentler sızdırmaz malzemeden üretilir. Ve kan stentin içinden geçtiği için aortun daha önceden genişlemiş bu kısmına basınç uygulayamaz. Kısa bir tekrara ne dersiniz? Açık abdomen ameliyatında abdomende yani karında bir kesik açılır ve aortun hasarlı kısmı çıkarılır. Endovasküler stent uygulamasında ise aortun hasarlı kısmına bir kateter yardımıyla stent yerleştirilir. Hangi cerrahi müdahale uygulandığından bağımsız olarak senede birkaç defa ultrason çektirmek için doktorunuzu ya da hastaneyi ziyaret etmeniz gerekecektir. Bu takibin amacı yapılan anevrizma tamirinin sağlam olup olmadığını kontrol edip farklı anevrizmaların ortaya çıkıp çıkmadığına bakmaktır. Evet, son bir şey daha. Anevrizmaların çeşitlerine göre bazı cerrahi müdahalelerden bahsettik. Ama bir de anevrizmaların kötüleşmesini engelleyecek ilaçlara değinmek istiyorum çok kısaca. Anevrizmaların kötüleşmesini engellemek için kullanılan başlıca ilaçlar kan basıncını yani tansiyonu düşüren ilaçlardır. Neden diyecek olursanız, yüksek tansiyonun anevrizmaları kötüleştirdiğini biliyoruz. Öyle değil mi? Anevrizmaların ortaya çıkmasını sağlayan şey de genelde yüksek tansiyon değil mi zaten? Anevrizma tedavisi için kullanılan ilaç grupları arasında beta blokerler de vardır. Anevrizmanızın boyutu ne olursa olsun, anevrizmaların kötüleşmesi ya da yırtılması riskini düşük tutmak için hayatınız boyunca beta bloker kullanmanız önerilebilir. Beta blokerler kalbin beta reseptörlerini, yani nabzın artmasını sağlayan reseptörleri bloke ederler. Kalp bu sayede daha hızlı ya da daha kuvvetli atmayacak ve tansiyon da bu sayede daha düşük olacaktır.